Şimdi Ankara'daki konuklarıma da Merkel'in açıklamalarını bir soralım. Sayın Karakuş söz hakkı istiyordu. Sayın Karakuş'tan sonra Sayın Pekin'inle devam edelim. Buyurun Sayın Karakuş. Şimdi daha önce bu konu geçti. Bu uzayla ilgili malumunuz görme ve işaretleme uydusuna ihtiyacımız var diye. Halkımızda şöyle bir soru doğuyor. Efendim işte bu kolay mı uzaylar uzayla ilgili yatırım... Ee, mümkün mü falan diye. <laughs> Türkiye'nin bu konuda 60 milyar dolarlık yatırımı var. Bu nerelere? TUSAŞ'a, Tİ'ye, Havelsan'a, Aselsan'a, Roketsan'a, Aspilsan'a, TÜBİTAK'a ve kuvvet fabrikalarına. Yani bunlarla ilgili hepsi zaten. <laughs> o nedenle böyle korkunç bir paralar efendim uzaya efendim füze atmayla falan ilgili bir işlem söz konusu olmayacak. Zaten 60 milyar dolarlık yatırımımız var. Bunları özellikle söylemek istiyorum. Ee, sonra biz Libya'ya 5 gemiyle e, katılmamızı e, yani e, bir yerde NATO işi için yapmadık. Onu e, halkımız Tahili. onu da onu da bilmiyor. E, yani zannediyorlar ki efendim Çok işte e, sayın Cumhurbaşkanı o zaman şu sözü söylemişti. NATO'nun orada ne işi var? demişti. Ertesi günde işte efendim e, gemiler gönderdik. E, çıkarma gemisi gönderdik, diğer harp gemilerini gönderdik. Efendim bazı kimseler zaten görmüşler. E F16'lar, bombalı karttı falan diye. Şimdi onların hepsi bizim Libya'daki işçilerimizin tahliye edilmesi, evet. Libya'daki insanlarımızın tahliye edilmesi. Şimdi gemimiz yanaşacak limana. Herhangi bir şekilde gemiye bir taarruz olursa havadaki F16 o taarruz edeni hemen vuracak imha edecek. Gemimize taarruz edilmesin. işçilerimiz rahatlıkla bilsin. Ee, i̇nsanlarımızı oradan tahliye edelim diye. Aynı zamanda o gemileri de korumak için icap ederse top atışıyla benim e, o hedefleri vurup da herhangi bir şekilde Türk gemilerine, tahliye gemilerine bir saldırıya söz konusu olursa gemilerimizi onun için gönderdik. Yani herkes ee, o şekilde biliyor. "Vay efendim biz sanki e, Libya'yı ayrıca NATO işi için e, hava kuvvetleriyle bombalamaya gittik F-16'larla gibi görenler var. Biz bir bomba bile ihtiyaç olmadı. Ne kadar güzel bir şekilde tahliye yaptık. Binlerce kişiyi. Hava yoluyla tahliye yaptık. Evet, hava yoluyla da aynı zamanda tahliye yaptık. Yani tas tasavvur ediniz, e, F-16'larla ve aynı zamanda aynı zamanda efendim donanma gücüyle e, ...hava yoluyla bütün tahliyeyi yaptık. Bir kişinin burnu kanamadı. Bizim bu iş için gittiğimiz NATO ile ilgili değildir. Onu özellikle söylemek isterim. Sonra efendim, halkımız tabii ki yanlış anlıyor. Seferberlikte bizim 45 milyon falan seferber etmemiz söz konusu değil. Öyle bir şey yok. Yani şimdi <laughs> karşınızdaki güç ne kadarsa... ...ona ihtiyacınız varsa... Ona göre seferberlik yaparsınız. Tabii ki seferberlik e, yeteneğiniz şu kadarmış. O kadar seferberlik zaten yapmazsınız. Yaparsanız batarsınız. Neden batarsınız? Bütün insanlarınızı siz Efendim e, ask askere ekonomik alırsanız olabilir, ekonomik, ekonomik <laughs> çöküntüye uğrarsınız. Tarım zaten mi? kendi kendinizi yok etmiş olursunuz. Yani e, Sayın Caş'ın fikirlerine e, tabiiyetiyle e, saygı duyuyorum ama e, halkımızın da yanlış anlamaması konusunda e, ...bildi bilgi yani, vermek istiyor. Komutanım, yani öyle söylemekteki fastem el beklediği gibi bir potansiyelin hepsi savaşta sokulacak manasında değil. Böyle bir gücü var Türkiye'nin. Bunu kafasına koyup bize meydan okuması lazım. O bakımdan söyledim. Biliyorum sizin söylemek istemi amacınızı biliyorum. Ona hiçbir şüphem yok da ama halkımızda hemen o zihap doğuyor. Ondan sonra efendim işte ne olacak bu 45 milyon nasıl biz efendim <laughs> sanki hakikaten olacakmış gibi bir intiba doğuyor da ona bir yerde Sağ e, ol Sağ belirtmek ol. istemem. Doğru, 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 o komutur. nedenledir. Yanlış anlaşılmasın. Doğru Komutan. Doğru Komutan. Buyurun Sayın Karakuş. CHP evet. Merkel'e gelince yani Merkel Merkel tamamen efendim Türkiye ile ilgili uzlaşma isteyen akıllıca davranan neredeyse e, şu anda e, bir yerde Avrupa'da e, ha, ve hatta Amerika'da işte e, neredeyse tek lider. E, bu kişi görüyor ki efendim Almanya'nın menfaati e, Türkiye'nin belirli bir e, denetim içerisinde efendim e, bir şekilde bakın zaten şu açıklıkla ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile bakın kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. Bütün bu cümle zaten hepsini belirtiyor. Yani deniyor ki efendim Türkiye ile diyalog içerisinde, daha iyi ilişkiler içerisinde yavaş yavaş, kademeli kademeli ilerleme yapılmalıdır. Bunu Merkel de istiyor. Yani aklı başında olanlar istiyor. Ama efendim kendi menfaatini Düşünen Fransa'nın Güya menfaatini düşünen bir Macron bunu düşünmüyor. Yani Macron önce ne diyor? Benim Türkiye ile ilgili ilişkilerin bozulması için her şeyi söylüyor Avrupa Birliği toplantısından önce. Bakıyor ki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye'ye bir yaptırım yok. Ondan sonra o da yavaş yavaş 180 derece geriye dönerek e, neredeyse işte e, bu Avrupa Birliği'nin biraz evvel söylediğim cümlesine yaklaşıyor. Bir şey diyemiyor yani. Ama e, bütün amacı işleri karıştırmak olduğundan Fransa'nın e, o konuyu devamlı sürüklüyor, geliyor. E, bir yerde efendim e, sizler de çok iyi biliyorsunuz işte bu e, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması Yunanistan'ın bağımsızlığı kazandığı yıl değildir. E, 1821 o e, ilk e, Türklere karşı yapmış olduğu soykırım yılıdır. O soykırım yılında 50 50.000 e, Türk'ün efendim soy uğradığı yıldır. Ancak 1830'larda yapılan anlaşmayla Yunanistan sadece Morada bağımsızlığını elde ediyor. E, tabii ki orada e, esas konu Navarinde bizim maalesef e efendim, Mısır e, ve e, Osmanlı donanmasının e, yakılması sonucunda ve e, deniz savaşı'nı kaybetmesi sonucunda e, Morayı e, kaybediyoruz. Morada e, bir yerde Yunanistan'ın ...efendim bağımsızlığını 1830'da elde etmesi e, söz konusu oluyor. Yani 1821 değildir, bağımsızlık gibi gösteriyorlar. Ama e, bizim de bu konuda e, aslında e, çok e, dış işleri olarak e, fevkalade yüksek seviyede... E, ...maalesef bu yapılan toplantılar falan çok güzel ama e, 50 bin kişinin de asla unutulmaması lazım. 50 bin Türk'ün, o, evet, o yıllardaki nüfustan bahsediyorum... Maalesef soykırıma uğramıştır. Bu asla Türkler tarafından unutulmamalıdır. Peki. E, Sayın Pekin sizle devam edeceğim ama Sayın Karakuş'un bıraktığı noktadan da devam etmek istiyorum. Tabii Merkel'in söylemleri e, oldukça önemli. Avrupa Birliği liderler zirvesinde Almanya'nın tutumu da zaman zaman Yunanistan'la gerginlik yaşadığımız anlarda da ara bulucu devlet olarak e, araya girdi. E, fakat Macron'dan da e, çok sert açıklamalar geliyor sürekli olarak. Hem Akdeniz konusunda hem de e, hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alacak ifadeler. E, Macron'un en son yayınladığı video mesajı Aracındaki şu ifadeleri de sorayım böyle birleştirmek istiyorum. Ee, Yunanistan'ın bağımsızlık savaşı kanlı ve feci olmuştur. Bu savaşın vahşeti Avrupalıların vicdanlarını uyandırmıştır. 200 yıl sonra ülkenizi Yunanistan'ı aynı hayranlıkla seviyoruz. Tarih size haksızlık ettiğinde dayanışma yeterli olmadığında veya tehdit bulunduğunda biz Fransa buradayız. Ve yanınızda olacağız, sizin özgürlüğünüz, bizim özgürlüğümüzdür açıklamasında bulundu. Şimdi bunlarla birlikte bağdaştırarak aslında soralım. Bir yanda Merkel'in açıklamaları, bir yanda da Macron'un bu açıklamaları. Nasıl görüyorsunuz? Yani şunu ifade etmem gerekiyor tabii açık ve net bir şekilde. Yani geçmişten itibaren Avrupa kıtasında, kıta Avrupa'sında... Fransa ve Almanya'nın çekişmesi şu anda da devam ediyor ee, ve e, Amerika'nın Fransa ile birlikte hareket etmesi yani Fransa'yı biraz daha kollar durumda olması e, biraz da e, bu rekabeti e, yani şeyi e, Fransa'yı biraz daha Almanya karşısında güçlü tutmak gibi bir hedeften kaynaklanıyor. çünkü aynı şey İngiltere'de yani İngiltere'de yüzyıllardır aynı şey yapıyor Kıta Avrupa'sında mutlaka iki iki gücü birbirine çarpıştırmak suretiyle. Ee, bir liderin olmasını engellemeye kıta Avrupa'sının birleşmesini engellemeye çalışıyor. Bugün de yaptığı odur İngiltere'nin yani Brexit, Brexit'ten ayrılması'nın nedenlerden birisi en büyük nedeni de budur diye e, düşünüyorum. Şimdi e, tabii e, Almanya e, şu merkez şu konuda en fikir diyor ki Türkiye'ye mevcut şartlar altında dayat zorla dayatarak bir şey yaptığınız mümkün değil. Dayattığınız takdirde bu açık ve net olarak görülmüş. Dayattığınız takdirde çok daha fazlasıyla size karşı geliyorlar. Yani onun için akıllı davranıp daha yumuşak gücü kullanmak suretiyle Türkiye ile anlaşma yolu bulalım. Yani Merkel de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor. İstemim. Fransa da istemiyor. Büyük yani çünkü eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek olursa e, en büyük rakipleri Fransa ile Almanya olur. Merkel şey, ama ilişkileri merkez, daha sıcak sürekli, tutmaya mı çalışıyor? Elbette, evet. Daha daha e, ilişkileri daha sıcak tutmak ve Türkiye ile e, görüşmeler suretiyle karşılıklı e, devam ettirmek ve Türkiye'yi belki bu şekilde ikna etmek gibi bir havası var. E, Macron biraz da e, şeyden kaynaklan, e, ülkedeki e, Müslümanlardan kaynaklan e, ve e, çeşimlerde işte bu aşırı sağcı partiye oy kaybetmekten kaygılanan bir tutumu var. Ama bu yeni mi hayır yeni değil. Yani NATO'da çalıştığım zaman da, onlarla evvelki zaman da Fransa hep Türkiye Türkiye hep Türkiye'nin karşısında olmuştur belli zamanlarda. Türkiye ondan uçak almıştır, helikopter almıştır. Dolayısıyla mesela Ermenileri desteklemekten vazgeçmiştir. Sonra birkaç sene sonra tekrar aynı şeyi yapmıştır. Yani Fransa Böyle böyle bir olayı var. Aslında e, Fransa geçmişte de böyleydi, geçmişte de böyleydi ve e, Türkiye e, bu konuda dikkatli olmak durumunda. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz evvel e, konuşuldu. Yani şimdi Türkiye'nin 1821'deki durumuna baktığımız zaman Osmanlı'nın şunu görüyoruz: 1808'de ikinci Mahmut şeye geçmiş e, tahta geçmiş küçük yaşta önünde bir sürü insanlar öldürülmüş. 1817'de Suudi Arabi, e, Arap Yarımadası'nda Arap isyanı var. E, yine 1808'de Ayanlar yani top, büyük toprak sahipleri ağalar e, padişaha baskı yapmışlar Yeniçerilerle birlikte. E, arkasından e, bu böyle e, şey halindeyken e, ordu dağılmış vaziyetteyken e, ordu yok yeni yeni gruplar kuruluyor. Yeniçeriler e, farklı bir durumda. 1821'de Tripoliçe'de ee, bir isyan başlatıyor. Mora isyanı ve 40 bin kişi biraz evvel komutanım 50 bin dedi doğrudur. 40-50 bin kişi civarında insanımızı katlediyorlar. Aslında kutladıkları konu Türklerin katledilmesidir. Oradaki Müslümanların katledilmesidir. Bunlar içerisinde Türkler de var, Yahudiler de var. Yahudileri de katletmişler o bölgede. Ee, 1826'da Yeniçer Hoca'nın kaldırılması gittikçe zayıflıyor Osmanlı İmparatorluğu. Ondan sonra 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı, Ondan evvel 1827 Navarin'de İngiltere e, a, şey e, Fransa ve Rus donanmasıyla e, Türk donanması ve Mısır donanmasının yakılması e, imha edilmesi e, geliyor. Arkasından e, 1839'da şey var e, 38'de e, Baltaliman Anlaşması var. Bütün gümrükleri kaldırıyoruz İngiltere'ye karşı. E, daha arkasından 39'da Tazimat Fermanı var. Bu arada ee, şeyin eee Mehmet Ali Paşa'nın isyanı var. E, oğlu İbrahim Paşa ordusuyla beraber şeye kadar geliyor. Kütahya'ya ee, kadar. E, mecburen eee padişahcaya yardım istiyor. Ruslardan yardım istiyor. Onlarla da bir anlaşma yapılıyor e, tekrar. Bakın yani böyle böyle bir tarihi var. E, arkasından 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi var. Ee, orada hem Kafkaslardan hem de e, şeyden Rumeli'nden ya da şeyden Trakya'dan milyonlarca göçmen e, geliyor Türkiye'ye. Evet. E, ve onların halleri falan çok içler bir bir durumda. Yani böyle bir e, şey yapıyoruz. 1878'de Kıbrıs elimizden çıkartıyoruz. E, İngilizler bundan faydalanma. Bugün gene aynı şeyi yapıyorlar bakın. Bugün gene İngilizler şu anda serbestler. Ne yaptığını biliyor musunuz İngilizlerin? Ee, Katar, mesela Katar İngilizlerin kontrolünde. Katar'da ne yaptıklarını biliyor muyuz? Bize neler, e, ne gibi planları var İngilizlerin? Bunlara bakmamız lazım. Yani e, bütün bu e, şey zamanı, e, arkasından 1830'da şey var, e, işte bu e, şeyin kuruluşu, Yunanistan'ın kuruluşu var e, anlaşmalarla. Mora Aradamasından başlıyorlar. Arkasından 1897 Osmanlı-Yunanistan e, Osmanlı Savaşı, arkasından... E, yenilmelere rağmen gene oradaki e, e, şeyi alıyorlar e, belli bir bölgeyi arkasından 1911-12 e, 12 yılında Balkan Savaşı Seranik gidiyor yani Batı e, Trakya e gidiyor o bölgedeki Makedonya bölgesi gidiyor yani böyle bir e, şeyle geliyoruz Onun için buna şuna şunun için anlatıyorum bunları Yunanistan'ın tek başına yapacağı bir şey yok Yunanistan'ın İstanı dahil hepsi İngiliz, Fransız, şey, Amerikalı da dahil olmak üzere hepsinin büyük açıcılarının bir kısmının şairlerinin Lord Byron falan var. Bir ara Lord Byron'la Çanakkale'de Çanakkale Boğazını geçme gibi bir şey vardı. Kutlama yapıyorlardı. Yani Türklerin, Müslümanların katliamı ile ilgili uğraşmış bir adamı biz bir şeyle anıyorduk. Boğaz geçişiyle anıyorduk yani Çanakkale Boğaz geçişiyle. Yani biz de bu kadar aymazız. Yani onu demek istiyorum. Bakın bütün bunların hepsine baktığımızda Yunanistan'ın arkasında hep Fransa olmuş. Almanya Almanya olmuş bazen. E, İngiltere olmuş. Yani e, gerçi e, Almanya bize beraber olmuş ama Almanların da istekleri belli bakın. Evet Almanya bize yaklaşmış. Kasa kasa altın göndermiş. Birinci Dünya Savaşı'nda şunu yapın bunu yapın diye. Ama hesabı ee, çok fazla cephe açmak ee, ve İngilizlerin Hindistan yolunu tes e tes e şey yapmak, e tehdit etmek. Hindistan yolunu tehdit edince e hatta Çanakkale Savaşı için de aynı sözleri söyleyebilirim. E tehdit edince bu sefer İngilizler orayı korumak için e diğer cephelere yeteri kadar güç göndermesinler ve e ben e gerekenleri yapayım. Bu enerji bölgelerini ya da o hayat sahiptiğin bölgeyle geçireyim diye hesapları kitapları var. Sarıkamış'ta Osmanlı ordusunu e, oraya sürmüşler. Yani bütün bunlardan ders çıkartmamız lazım. Yani Merkel'in güzel sözü tamam güzel ama biz bunu bileceğiz ve Merkel'in e, bize sunduğu fırsatı fırsattan tabii ki faydalanacağız. Hiç kimse şunu diyemez. Yani o bize fırsat sunuyorsa ama ben bu fırsatı geri tepeyim, şunu yapayım falan diye. Biz e, Türkiye bütün bu fırsatlardan, önüne çıkan bütün fırsatlardan ister Amerika olsun, İster Fransa olsun, ister İngiltere olsun faydalanmasını bilmeli. Faydalanacak. Yoksa onu eliyle et, bunu eliyle etle falan bir yere gelemeyiz. Onun için e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu o e, yeni bir sayfa açacağız. E, Avrupa ile görüş, görüşeceğiz. Amerika ile görüşeceğiz. Bunlar çok önemli bence. E, ve bunlar karşınızdakini de yumuşatıyor. Karşınızdakini de e, çaresiz bırakıyor. O farklı duyguları olsa bile, farklı planları olsa bile siz bu planları bildiğiniz için gereken tedbirleri almak durumundasınız. Yani bu iş, geri böyle bir şey. Ee, yoksa e, sıkıştırırlar e, bir taraftan. E, zor durumda kalırız. Bir taraftan ekonomik olarak, bir taraftan işte e, insan hakları e, veyahut da insan hakları ile beraber çevre, işte e, iklim konusu, e, demokrasi bu konularda sıkıştırırlar. Zaten davada sıkıştırıyorlar. İşte yok gazetecileri şöyle yaptınız, diğerlerini böyle yaptınız diye. Onun için Türkiye'nin bu kollarda akıllara getirmesi lazım. Her önüne çıkan e, konuyu, her fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım diye değerlendiriyorum. Peki. Yani ve bu, bu değerlendirirken aman sen daha evvel bunu söylediğinde bunu yaptın. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani devlet devlet yönetiyorsunuz. Devlet yönetirken onu da yaparsınız, bunu da yaparsınız. İhtiyaç ne gerektiriyorsa devlet yönetmek böyle bir şey. Yani e, devleti yöneten e, kişi e, ya da e, grup e, önüne çıkan olayları iyi değerlendirir. O değerlendirmelerle bu işi yapar. Yani söylemek istediğim konu şu. şeye bak bakmamamız gerekiyor. Yani Fransa onu söylemiş, bu bunu yapmış. Evet. Zor durumda kalırsak işte Osmanlı'nın o 1800'lerde yani çocuk yaşta e, padişah alıyor ikinci Mahmut önünde vezirlerini kesiyorlar e, baltayla. Yani o, o oradan başlıyor olay. Yani onun için e, böyle zor duruma sokarsanız ülkeyi o zaman Yunanistan'ı kullanırlar. Birileri kullanır, arkadan gaz verir ee, ve siz paramparça olduğunuz için. Yani 1912'de Osmanlı nasıl o, o, bir 11-12 e, Balkan Savaşı'nda nasıl mağlup olmuş? Nasıl mağlup Hem de kendinden kopan unsurlara mağlup olmuş. Sebebi ne? Osmanlı dörde ayrılmış. Yani e, ordu içinde dört tane grup var. Peki. Birisi muhafazakar, birisi e, şey e, iddiaçılar, birisi şey e, liberaller, bir de tarafsızlar. Daha kötüsünü söyleyeyim. E, ee, Karadağ ayrılmış. Selanik o zaman Osmanlı'da. Ee, maalesef e, Balkan Savaşı'nda e, Selanik komutanı bir tek mermi atmadan e, Selanik'i şeye teslim etmiştir. Yunanlılara teslim etmiştir. Böyle böyle durumlarımız var. Bunları hep aklımıza tut, tutmamız gerekiyor. E, yine e, Selanik bizdeyken e, Karadağ'a gelen seri ateşli toplar Selanik'e e, gelmiş, Selanik'ten tren yoluyla Osmanlı sınırlarının dışında Karadağ'a gönderilmiş ve bu e, seri ateşi toplar. Ondan sonra bir sene sonra, bir buçuk sene sonra Balkan Savaşı'nda Türkiye'ye, Osmanlı'ya karşı kullanılmıştır. Onun için aklımızı başımıza almamız lazım. Yani ben şunu söylüyorum, e, bütün konuşmaları, bütün bu şeyi tarihi geçmişimizle birlikte değerlendirmemiz lazım. Bu konuşmaların, evet... Bunlar e, palavra değil, yani bu konuşmalar şey değil, e, düzgün konuşmalar. E, ama arkasında yatan niyeti de bakmamız lazım. Ama faydalanabildiğimiz kadar faydalanmak durumundayız. Bugün e, yani e, bir basamak, iki basamak adım attığınız zaman arkasından e, çok daha fazlası gelecektir ve ister istemez madem Avrupa e, hem yaş olarak, hem üretim olarak, hem teknoloji olarak Gerileme e, e, çağındadır. o Onun bu zafiyetlerinden istifade etmek suretiyle Türkiye'ye e, Avrupa Birliği'ne girmese bile ki gireceğini tam, tam sanmıyorum. Bütün bunlardan istifade etmek suretiyle sızmalıdır e, ilgili yerlere ve e, gereken e, şeyleri, e, gereken faydayı e, ülke adına sağlamalıdır.